Herkese selam. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yani uzun süredir böyle bir açılış yapmıyorum. Yani bu cümleleri sarf etmiyorum. Gerçekten kendimi bir tuhaf hissettim. Bu videoda neredeydim, neden video çekemedim vesaire vesaire onları açıklamak istiyorum. Çünkü tam geldim, devam ediyorum vesaire diye video çekmişken tamamen böyle hatta seneyi de aşan bir süre video çekmek istemedim. Şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle gerçekten umarım çok iyisinizdir. Şu anda evimde değilim. Ve yani bu konuya sonra geleceğim. Umarım ses iyi geliyordur. Çünkü yanımda hoparlör vesaire işte yok. Bu şekilde. Ben video çektikten sonra geri döndüm, işte video çekmeye devam edeceğim vesaire dedikten sonra aslında o zaman diliminde yani bir uzun süreli işte tedavi görmem gereken, bu arada perde açık olduğu için kuşlar falan geçiyor, bir yandan onları izliyorum. Tedavi olmam gereken bir rahatsızlığım olduğunu, onun başka bir şey tetiklediğini, onun başka bir şey tetiklediğini falan öğrendiğim ve hala ilaç kullandığım bir dönemdeyim. Bu çok abartılacak öyle bir rahatsızlık vesaire tabii ki değil. Hatta birçoğumuzda belki de kadınların özellikle sahip olduğu bir rahatsızlık. Yaklaşık 2 sene kadar falan önce tiroidlerimin çok 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 az çalıştığını öğrendim ve o zamanlar diyetisyen bir arkadaşımla birlikte listeli bir şekilde beslenmeye çalışıyordum ama hani listeye full uymama rağmen hiç kilo veremiyordum vesaire. O zamanlar tabii korona süreci, her istediğinizde gidip kan tahlili veremiyorsunuz falan filan. Neyse bir şekilde özel bir kuruluşta kan tahlili en son vermemi istedi diyetisyen arkadaşım ve bu sayede öğrendim tiroid problemim olduğunu. Neyse uzun bir süredir ilaç kullanıyorum, ilaç tedavisi görüyorum ama bir süre içerisinde tiroidlerim aynı zamanda şeker problemi de yaptı. Yani glikoz muydu? Nasıl anlatabilirim bilmiyorum çünkü doktor sürekli böyle terimsel bir şeyler söylediği için daha böyle açıklayıcı bir şekilde bunu anlatmak istiyorum. Neyse şekerimi işte düzensizlik ortaya çıktı şekerimde ve o zaman Ramazan'dı. Yememe içmeme böyle aşırı aşırı dikkat edemiyordum açıkçası. Ve iş dolayısıyla falan da bir miktar yoruluyordum. Bu arada yüzümde falan hiçbir şey arkadaşlar yok. Sürme ihtiyacında bulunmadım. Şuralarımda hafif bir sivilce ve uçuk izi vesaire var. Ama yapacak bir şey yani şu anda hani yok. Bunu da araya söylemek istedim. Çünkü bazen saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz. Neyse konuya geri dönüyorum. Sonra işte şeker ilacı kullanmaya başladım. İnsülin direnciyle ilgili. Şimdi tam oldu. Aklıma geldi o terim. Ramazan'da biraz dikkat etmeye çalıştım ama çok da dikkat edebildiğimi söyleyemem. Daha sonra yavaş yavaş bazı şeyleri yememeye ve tiroidlerimi daha doğal bir şekilde çalıştırmaya çalıştık bir diyetisyenle birlikte. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum ona. Hayatımda hiç yemediğim kuru yemişleri, yemediğim unları falan tükettim. Belirli bir seviyeye sonra indirdik tiroid oranımı, değerimi daha doğrusu. Şimdi de yine ilaç kullanıyorum ama daha düşük bir miligramda kullanıyorum. Çok şükür ki. Yine dikkat edersem büyük ihtimalle bunu atabilirim. Hani yani üstesinden gelebilirim ama o kadar açıkçası dikkat edemiyorum. Neyse şimdi diyeceksiniz ki madem bu kadar yaygın bir rahatsızlık hani niye buralarda yoktun falan. Arkadaşlar şöyle oluyordu. Sabah kalkıyordum yani nedensiz bir şekilde aşırı sinirliyim.
Bazen böyle hani bayılacak gibiyim falan. Yakın çevrem çok iyi biliyor. Özellikle belirli dönemlerde böyle biri bana nasılsın dese sana ne falan diyesim geliyordu. Ama elimde olmayan bir şekilde. Daha sonra söylediğim gibi işim biraz daha fazla yoğunlaştığı için, işim derken bura ve hobi olarak yaptığım Instagram sayfam dışında zaten bir işte çalışıyorum ben kurumsal bir yerde. O yoğunlaşmaya çalıştı ve yetkim biraz daha fazla arttı. Bu nedenle de daha fazla kendinizi sorumlu hissediyorsunuz ve daha fazla çalışma ihtiyacında bulunuyorsunuz. Neyse öyle bir sürece girdim yani. Özellikle Ekim, Kasım ve Aralık ciddi çok çok yoğun geçti. Bu şekilde tabii ki bunlar bir mazeret olarak belki söyleyemem ama yani video çekmek, bir şeyler üretmek, bir şeyleri göstermek, bir şeyler satın almak, sürekli gündemi takip etmek falan artık böyle birazcık şey gelmeye başladı. Yani tamam artık hani evin çekmeceleri bayağı hani doldu ve artık israf hani oluyor. Ve yakın çevreme, arkadaşlarıma, işte kuzenlerime, yengeme, şuna buna o kadar veriyor olmama rağmen almamaya, biraz daha elimdekileri tüketmeye, işbirliği haricinde bir şey satın almamaya gayret ettiğim bir dönemin içerisine girdim o sürede. Daha sonra bunu benim için söylemek gerçekten şu anda bayağı zor. Buna sahip olan insanlar aslında beni çok çok daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Biz yaklaşık 3,5 sene boyunca bir kedimiz vardı ve hatta geçmiş videolardan da birkaç yerde görebilirsiniz. Onu Aralık ayında kaybettik ve bu benim için çok zordu. Yani gerçekten çok çok zordu. Onu sahiplendiğimizde daha 53 günlüktü ve 3,5 yaşına kadar birlikteydik. Ve biz şu anda eşimle 4,5 seneye doğru gidiyoruz evliliğimizde ve hani evde o kadar büyük bir boşluk oluştu ki diyoruz ki biz iki kişiyken ve evde hani pamuk yokken acaba yani biz ne yapıyorduk, hani bir şey mi izliyorduk, hani evdeki bir şeyi, bir bireyi, bir canlıyı düşünmeden hareket etmek şu anda gerçekten bana çok tuhaf geliyor. Bir su alacağım, devam edeceğim bir saniye çünkü zorlanıyorum. Yani bu arada tekrar tekrar anlatmak ve bu konuya girmek istemediğim için de yüzeysel bir şekilde konuyu anlatmak istiyorum. Aslında pamuğun bizim bildiğimiz bir şekilde bir rahatsızlığı yoktu. Ve biz mamasından, işte vitaminine, senelik kan tahlili rutininden birçok şeyini elimizden geldiği kadar yapmaya gayret eden iki insandık. Ama sonuçta dünya ve hepimizin bir evet ömrü var ve onun o kadarmış. Ama yani bunu söylemek bile beni zorluyor açıkçası. Çevremdeki bazı insanlar yani sahip olmayan ya da yani empatiden yoksun vesaire. Ya işte kedi zaten biliyorsun hani senden daha az ömrünün olacağını falan gibi cümleler sarf ederken kimisi gerçekten hani beni anladığını, zor bir şey olduğunu, yanımda olduğunu hissettirdi. Eğer videoyu izliyorlarsa da onlara gerçekten çok çok teşekkür ederim. Şöyle oldu. Bir anda bir gün biz dışarıdaydık eşimle birlikte ve akşam eve geldiğimizde evin, abartmıyorum, 10 ya da 15 yerinde falan kusmuk vardı. Yani bildiğiniz kusmuştu hayvan. Bazı yerlerde mamayla karışık bir şey, bazı yerlerde artık safra, hani böyle sarı, hafif pembeleşmeye yakın sıvılar vardı. Apar topar sürekli aynı veteriner hekime gittiğimiz için çok seviyorum Rüya'yı bu arada. O kadar minnettarım ki ona size anlatamam.
apar topar gecenin o saatinde, yani 2'de 3'te falan bahsediyorum. Veteriner hekimimizle iletişime geçtik ve acil bir şekilde kliniğe gittik. Allah'tan 24 saat açıklar ve yardımcı gerçekten oluyorlar. Bir ilaç vesaire verdiler. Röntgen falan çektiler. Sonrasında mide ve bağırsak arasında geçiş durduğunu söylediler. O günden bir gün önce de Burak, yani eşim, evde bir alet edevatlarla bir şeyler yapıyormuş ve pamuk yanındaymış. Acaba bir şey hani yutmuş olabilir mi diye hani düşündük ve el ile muayenede hekimimiz de bir şeye elinin geldiğini, hani sert bir cisme elinin geldiğini söyleyince operasyon oldu. Yani keşke hani bunu söylemek belki kötü ama keşke bir şey yutmuş olsaydı, yani alınsaydı operasyonla ve çıkılsaydı. Bağırsakları ve midesinde hiçbir şey çıkmadı. Aksine bağırsak hareketini, çalışma fonksiyonunu kaybetmiş. Aynı zamanda böbrek değerleri de çok iyi çıkmadı. Operasyon süreci olduğu için, cerrahi bir müdahale olduğu için yani, yaklaşık bir 4-5 gün klinikte kaldı. Hatta daha uzun kalması gerekiyormuş ama pamuk yeme ve içmeyi böyle biraz mızmızlandığı için ve tuvalette biraz sorun yaşadığı için en azından evinde kendi ortamında olsun diye bizi eve verdiler ve 24 saat hekimimizle iletişim içerisinde olduk. Daha sonra ilk birkaç gün bir sıkıntısı yoktu. Sadece bir yerlere çıkma, inme, hoplamada sıkıntısı vardı. Çünkü cerrahi bir müdahale var sonuçta. Dikişi var yani. Ama biraz böyle mızmız ve huysuzdu. Zorlanıyorum. Ama anlatırsam en azından bir yükü üzerimden atacağımı hissediyorum. O yüzden de tekrar tekrar bana soracağınız için anlatıp en azından bu videoda bunu bitirmek istiyorum. Birkaç gün sonra, sanırım 2 falan, İşte tuvaletini çok çok az hani yapmaya başladı ve hiç yemek yemiyordu. Biz artık yani aktif yağlardan tutun, hani onun sevebileceği yaş mamalara falan, işte bol bol su içirmeye, ilaçlarını, probiyotiklerini vesaire, hani evden hiç çıkmadığımız yaklaşık bir 5-6 günümüz oldu. Sonrasında hiç yemek yememeye başladı ve çok halsizdi ve karnı çok şişti. Apar topar yine akşamın bir saati hekimimizle iletişime geçtik ve o bizi kliniğe yönlendirdi. Klinikte hemen bir kan tahlili bakıldı ve kan tahlilinde çoklu organ yetmezliği aslında çıktı. Daha sonra renkli ultrason çekilebilmesi için bir Bostancı Ataşehir civarlarında bir hayvan hastanesine yönlendirdi. Biz de apar topar oradan hem işte iletişim kurup randevu almaya çalışıyoruz. Çünkü randevusuz gidemiyorsunuz. İşte bir şekilde randevu aldık ve o gece gittik. Ultrasonla bakıldığında böbrekleri kötü durumdaydı ve mide çalışma fonksiyonunu kaybetmişti. Yoğun bakıma aldılar ve orada hani ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler. Aynı zamanda korona ve diğer viral hastalığının olup olmadığı ile ilgili test de yaptılar. Ama gerçekten vücudunda o kadar az kan kalmış ki hani çocuğun boynundan kan aldılar. Patileri çok ödemliydi. Yani damar yolunu açtıklarında hiçbir şey şırıngaya gelmiyordu. Onu o şekilde açıkçası görmek de tabii ki insanı çok çok üzüyor. Ama en azından elimizden gelen her şeyi yaptığımızla ilgili vicdanımız bu konuda yani rahat. Çok şükür ki öyle bir imkanımız da vardı ve apar topar her şeyini yapabildik. Gerçekten çok şükür ki. Çünkü yoksa vicdanımı çok kötü yani hissederdim şu an ve vicdan yapardım. Ani gelişen bir şeye karşı bir şeyleri yapabilme gücünün olması gerçekten çok güzelmiş.
Gerçekten. Neyse, biz o gece Pam'ı orada bıraktık. Yoğun bakıma alındı. Ama oradaki hekim dedi ki, yani çok olumlu düşünmeyin. Hani çünkü mide çalışma fonksiyonunu kaybetmiş. Biz mideyi rahatlatma ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışacağız. Herhangi bir sıkıntı olursa da sizi arayacağız dediler. Zaten sonrasında sabah 8 ya da 9 civarı aradılar ve kaybettiğimizi söylediler. Bu şekilde bir hikaye yani. Üzerinden bir süre geçiyor olmasına rağmen gerçekten insanı çok üzüyor. Bununla ilgili yine kediye bir, hatta iki tane kediye sahip olan çok çok tatlı bir arkadaşım şunu bana söyledi. Evet, bu üzücü. Sonuçta bir alışkanlık, bir bağlılık. Ama ben hayatımın 3,5 senesini onunla geçirmişken o hayatının tamamını bizimle geçirdi. Yani bunu açıkçası duymak ve bu çerçeveden bakmak gerçekten biraz daha rahatlattı. Biraz kendime geleyim. Durum bu şekilde. Daha sonra bu haberi duyduktan sonra çok fazla kişi bana ya hemen bir tane daha sahiplen, işte yerini belki doldurmaz ama işte bu kadar üzülmezsin falan, hani şeylerine girdiler. Arkadaşlar, biz o şekilde bir düşünceye sahip değiliz. Bir şeyin yerini bir şey asla tutmaz. Yani bu bir canlıdan bahsetmiyorum. Bir defterinizin yerini bile başka bir defteriniz tutmuyor. Yani biz bu şekilde düşünmüyoruz. Ve zaten biz çok fazla seyahat etmek zorunda olan bir çiftiz. Ve Pamuk'u gerek annemler, gerek abim, gerek eşimin erkek kardeşi olsun, bize çok çok yardım etmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü Pamuk evden dışarı asla çıkmıyor, direkt ağlamaya başlıyor. Bizim eve gelip onun bakımını yapması gereken insanlara ihtiyacımız vardı ve bu insanlar, bu saydığım insanlar oldu ve gerçekten onlara bu süre zarfında, yani 3,5 senelik süre zarfında çok minnettarım. Gerçekten. Aynı zamanda çok çok tatlı bir veteriner hekim arkadaşım oldu. Ona da çok çok minnettarım. Yani gerçekten. Hatta kadıncağız tatildeyken, yani ben tatilini hani zehir etmişim gibi hissettim. Çünkü sürekli iletişim halindeyiz ve sürekli bana hani şu iyi mi? Bana bir hani resim at. Ne kadar yedi? Şunu bir dene. Bundan yedi mi? Vesaire şey. Sürekli aklınıza gelebilecek her saatte iletişim halindeydi. Gerçekten ona da çok çok minnettarım ve çok teşekkür ederim. Hani hakkını asla ödeyemeyeceğim bir insan. Gerçekten. Eğer videoyu izliyorsa da Rüya, gerçekten seni çok seviyorum ve bende yerin gerçekten çok 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 ayrı. Böyle bir olayda yaşadık. Gerçekten şu an mesela cümle kurarken zorlanıyorum. Ve şu an Türkiye'de değilim. Türkiye'den bu videoyu çekmiyorum. Bu da ayrı bir mesele. Yani apar topar iş kaynaklı eşimle birlikte Suudi Arabistan'a geldik. Ne kadar kalacağımız belli değil arkadaşlar. Şu anda Riyad'dayız. Başkent Riyad. Burada birkaç böyle bir belki video çekebilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki bana da bir farklılık ve iyi gelir olarak düşünüyorum. Allah izin verirse bir hafta sonunda kendi imkanlarımızla Mekke ve Medine ziyareti de yapmak istiyoruz. En azından bir umre yapmak istiyoruz. Yani bu niyetimiz de var. İnşallah nasip olur. Lütfen siz de dua edin. Video çok uzun oldu biliyorum ama en azından topluca bir olay örgüsünü size anlatmış bulundum. Yine bu kadrajdan, yine bu odadan size video çekiyor olabilirim. Şu an çok saçma sapan bir yerdesiniz bu arada. Yani birkaç tane çantanın falan üzerinde. Tripod getirmeyi unutmuşum çünkü video çekmek gibi bir şey aklımda açıkçası yoktu. Ama en azından sizinle konuşmak ve bir şeyi anlatmak iyi geldi. Yani paylaştıkça daha insan rahatlıyor ya bazı şeyleri. En azından şu an o şekilde hissediyorum. Lütfen en azından bu hassas konuyla ilgili bana
sorun mahiyetinde bir şey yazmazsanız çok sevinirim. Gerçekten. Şimdilik böyle. Buradaki marketlerden, alışveriş merkezlerinden, hayattan, hatta Instagram'dan birkaç story paylaşmıştım. Soru cevap yapalım falan diye baya bir DM geldi bana. Yapabiliriz. Umuyorum ki. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin hayatınız çok çok iyi gidiyordur. Ve umarım pürüzler de olsa hayatınıza sağlığınızla birlikte devam edebiliyorsunuzdur. Şimdilik söyleyeceklerim benim bu kadar. Videoyu beğenmeyi tabii ki unutmayın. Bunları artık söylemek istemiyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın. Söylediğim gibi video çekmeye gayret edeceğim. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.